Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te katıldığı Turkuaz Medya Buluşmaları Türkiye İhracat Seferberliği programında konuşarak 2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacaklarını söyledi. Yüzyılı hedeflerine yaklaştıracak bir seferberliğe devam ediyoruz. İhracat Seferberliği. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı gönderdiğinde Türkiye 100 yılında sizin de koordinasyonunuzla, bakanlığınızla ilgili her türlü işle Allah'ın izniyle bu yüzyıla ve hedeflerimize en fazla katkı veren illerden birisi olmaya, hatta en fazla katkı veren il olmaya adayız ve bunu taahhüt ediyoruz. Yeter ki anlattığımız bu birlik, beraberlik, huzur, koordinasyon bozulmasın ki bunun için duacıyız diyor. Şimdi bizim bakanlığımızın çalışma alanı çok geniş. İhracat, ithalat ve gümrüklerle ilgili koordinasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerini, destekleme faaliyetlerini yaparken iç ticarette de hemen hemen akla gelebilecek bütün sektörlerle alakalı düzenleme ve denetleme konuları da bizim yetkimiz dahilinde. Bu anlamda Türkiye'nin 365 ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsaları yanında 14 bine yakın esnaf odaları, hepsi bizim kapsam alanımız içinde haksız ticari uygulamalara yönelenlerle mücadele dönemi de başlamış oldu. Bizden önceki değerli hükümetimiz ve bakan arkadaşlarımızın yaptığı mücadeleyi biz de kaldığı yerden devam ettirdik. Özellikle otomotivde çip kriziyle başlayan süreçte biliyorsunuz parça eksikliğinden, çip eksikliğinden dolayı sıfır otomobil üretimindeki aksamalar, pazarlamadaki aksamalar, karaborsa fiyatların oluşmasına, araç bulunamamasına, maalesef bazı satıcılarda araçlarla alakalı haksız taleplerde bulunulması gibi uygulamaları beraberinde getirdi. Biz de göreve başladığımızın hemen ertesinde bu konuyu tabii kucağımızda bulduk. Sektör kuruluşlarıyla çağırdık. Her biriyle birkaç defa görüştük, istişareler yaptık. Sektörden tanıdıklarımızla ve sektörlerin başkanları, yönetim kurulları komple geldi. Ve sonunda geçen dönem alınmış olan 6000 kilometre ikinci eldeki satış sınırlamasını öncelikle devam ettirdik. Hayat normale döndü, ticaret normale döndü. Aynı şey emlakta da kendini gösterdi. Konut fiyatlarında, dükkan fiyatlarında benzeri %20'ler civarında bir düşüş, köpüğün ortadan kalktığı bir tablo oldu. Bu kira fiyatlarına da yansımaya başladı. Bunu diğer alanlarda da gördük. Ekim ayının başından itibaren gıda piyasasında ve marketlerde uygulamaya başladık. Kendileriyle işbirliği yaparak, ikna ederek bu kampanyaları özendirdik. Pandeminin ilk aylarında bu hizmet sektörü ağır bir bedel ödedi. Aşağı yukarı 3 ay kadar. Daha sonra 2020'nin sonbaharı ve 2021'in ilkbaharında da yer yer kapatmalar oldu. Baktığımızda tabii insanlar karantinada içe kapanmaktan sonra bir anda kendini sosyal hayatın içine doğru barajın kapağı açılmışçasına. Evet ve tabii bu yükselen talep, aşırı talepte çok rahat zam yapma alışkanlığına doğru maalesef dönüştü. Mesela tüketici fiyatları endeksimizde bir yıllık fiyat artış oranı 61.90, %61.90, 62. Ama gıda piyasalarında %75'lerin üzerinde, hizmet sektörlerine bakıyoruz %90'larda. Maalesef. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. İkincisi, tabii müşteri geliyor diye keyfi zam yapma olayı var. Ve artık iş o noktaya geldi ki menülerde bile fiyatlar yazılmıyor. Artık. Ve hesap geldiği zaman kavga, gürültü, anlaşmazlıklar, ihtilaflar çok arttı. Bakanlığımıza çok şikayetler geliyor. Biz de hayatın içindeyiz. Bu durumları görüyoruz.
Hemen bu fiyat etiket yönetmeliğini de bir değişiklik yaparak 1 Ocak'tan başlamak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yerlerde, iş yerlerinde mutlak surette menüde yer alan yemekler, içecekler şeylerin kapının önünde görülebilir bir şekilde okunaklı büyükçe menü ve fiyatlar yer alacak ve masanın üstünde de bu menü ve fiyatlar yer alacak. Bu çok büyük ses getirdi toplumumuzda, halkımızda ve çok bize teşekkürler edildi. AB Komisyon Dış Politika Temsilcisi'nin hazırladığı raporda da genişleme komiseriyle de bu söylediklerimiz minvalinde Türkiye ile bizim istediğimiz gibi gümrük birliğinin modernleşmesi, hizmetler sektörünün e-ticaretin kapsam altına alınması, var olan sıkıntıların çözülmesi için müzakerelerin başlatılması tavsiyesi yer aldı. Başta iş insanları, akademisyenler, öğrenciler ve kültür sanat insanlarına yönelik vize kolaylıkları çok girişli ve çok uzun yıllı, süreli, evet. Uzun süreli bir mekanizma başlatalım önerisi. Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi musluklarını Türkiye'deki projeler açması ve Türkiye'de yüksek düzeyli siyasi diyaloğun başlatılması önerisi yer aldı. Bu 14-15 Aralık'taki Brüksel'deki AB Konseyi zirvesinde bunun kabul edilmesi bekleniyordu. Ancak Almanya ve Yunanistan'la yapılan zirve toplantılarımız da başarılıydı. Muhtemelen bir görünmez el devreye girdi ve konu gündemde tutulmadı. Sadece Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporunu not ediyoruz şeklinde muğlak bir ifade. Çünkü Mart ayında Türkiye'de seçimler var. Bunu bir görelim. Evet. Yılın ikinci yarısında bu konuya tekrar bakarız. O da var. Dendi. Ve bir de Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunma konusunda dünyayı harekete geçirmesi, İsrail'e şartsız ve açık destek veren bazı AB ülkelerini o noktada rahatsız etti. Muhtemelen birkaç aylık bekle gör moduna geçtiler. Hani 1-0'dan daha büyük biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, ihracatta 11 milyar dolarlık ihracat milli paralarla yapılıyor. İthalatta da 25 milyar dolarlık ithalat milli paralarla yapılıyor ki yani 100'ün üzerindeki ülkeyle bunları yapabiliyoruz. Şimdi döviz sıkıntısı olan ülkeler de var. Özellikle Afrika ülkelerinde, bazı Asya ülkelerinde ciddi döviz problemleri var. Körfez değil de bazı Orta Doğu ülkeleri de dahil. Yani topladığımızda 36 milyar dolar yapıyor. Bizim geçen yılki dış ticaretimiz 618 milyar dolardı. Yaklaşık %6,5 civarında toplam ticaretimizin %6,5'unu milli paralarla yapıyoruz. Bu önemli ve dövize bağımlılığı azaltma anlamında önemli. Para döviz olmayıp da bizimle ticaret yapmak isteyen, bizden mal almak isteyen ülkelere karşı da bir finansman sağlamış oluyoruz. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Yani son yani birkaç yıldır var, evet. Süreç sürekli artan bir ivmede devam ediyor. Şimdi siz tabii kaçak eşya ya da uyuşturucu gibi zehirlerle mücadele temel görevimiz. Biz bu sene 22 milyar liralık kaçak yakalama yaptık. Gümrükler olarak arkadaşlarımız fedakarca var güçleriyle çalışıyorlar. Geçen yıla göre %94 bir artış oldu. Aynı zamanda gümrük müşavirleri de bizim çalışma arkadaşlarımız. Paydaşımız ve bu noktada da binlerce var. Yarın onlarla bütün 6-7 vilayetimizden gelen başkanlarla toplantımız olacak. Önümüzdeki yılın faaliyetlerini konuşacağız. Tarifeler ve yaş konusu. Yaş sınırı zaten 70'e yükseltilmişti. Burada genel müdürlerimiz de bulunuyorlar. O noktada onları dinleyeceğiz. Biz de yaptıklarımızı anlatacağız. Gümrüklerimizi daha fazla güçlendirmek, daha fazla modernleştirmek istiyoruz.
Bu yıl iki tane gümrük kapımızı çok modern bir hale getirdik. Ardahan Posof ilçesinde Türk gözlü gümrük kapımız Sarp'ı rahatlattı. Sarp'ta inanılmaz kuyruklar oluyordu. Arazi şartları da zor orada. Çok. Gürcistan'a açılan bir kapı. Türk özü de Gürcistan'a açılıyor. Bir de orada çıldırak taş var. O da rahatladı. Bunun yanında Trakya'da Pazar Kule'yi açtık. Kapı Kule'nin yanında. 5 yıldızlı bir gümrük kapısı rahatlatıyor. Bu yıl fark ettiyseniz medyadaki arkadaşlarımız çok iyi bilecektir. Kapıkule ve İpsala'dan gurbetçilerimiz hiç kuyruk görmediler. Ne girişte ne çıkışta. Türkiye kaynaklı bir sıkıntı yok. Evet. Türkiye kaynaklı yok dediğiniz gibi. Biz orada personel sayısını 2-3 katına çıkardık. Emniyetten polis arkadaşlarının sayısını arttırdık. Yurtdışı Türkler Başkanlığı güzel karşılamalar yaptılar. Gurbetçilerimiz bu sene çok memnun kaldılar. Çünkü kapılarımız modernleştirildi. Eleman sayısını arttırdık. Faaliyetler etkinleşti ve hızlandırıldı. Kırklareli'nde Dereköy gümrük kapısını da modernleştirmeye başladık. Bu yılın başında, yani bu yılın ilk yarısı içinde Şanlıurfa Ceylanpınar ve Ağrı Gürbulak gümrük kapılarının modernleşmesi de tamamlanacak. Türkiye iyi yönetiliyor. Gerçekten yurt dışından Türkiye'ye bakış çok çok olumlu, saygın. Başta Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize büyük bir ilgi ve saygınlık gösteriliyor. Bunu bütün gezilerde, bütün temaslarımızda görüyoruz. Ve güçlü bir ekonomimiz var. İçeride ve dünyadaki büyük sıkıntılar olmasına rağmen yine kısa bir sürede ayağa dikilip güçlenmeye devam edebiliyoruz. 2023'ü 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatacağız. Kişi başına milli gelirimiz 12.500 dolara yükselecek. Bu yıl dünyada talep düştü. Dünya üretimi durgunlaştı. Biz bir de 6.5 milyar dolar kayıpla karşılaştığımız 6 Şubat depremiyle çok büyük bir sarsıntı yaşadık. 51 bin kardeşimizi kaybettik. Büyük yıkımlar oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama buna rağmen Türkiye ilk 9 ayda %4.7 ortalama büyüme sağladı arkadaşlar. Yani Çin bile, Hindistan bile bu rakamlar civarında ki Avrupa Birliği'nde %0'lar civarında büyüme. İhracatımızı ilk 2 ay %8'lik kayıpla başlamıştık. Ama inşallah artıda bitireceğiz. Hizmet ihracatımızda %13'lük bir artıda bitireceğiz. Dış ticaret açığımız ve cari açığımız gerilemeye başladı. Ve ithalatımızda da geçen yılın aynı aylarına göre bir gerileme var. İhracatımızda da son 5-6 aydır geçen yılların aynı aylarına göre hep artış sağlayarak ilerledik. Ve ilk yarıda kaybettiğimiz pazarları, miktarları geriye almayı başardık. 2024'ten umutluyuz. Yani dünyadaki tablo belli. Siyasi tablo, savaşlar, ekonomik tablo ama buna rağmen biz azimle, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye yüzyılı hedeflerine koşmaya devam edeceğiz. Orta vadeli program iyi işliyor. Bu yılın ikinci yarısında makro hedeflerin hemen hepsi tuttu. Bakın istihdamda 32 milyona geldik. İşsizlik oranında %8,5'a geriledik. Bu büyük bir başarı. Son 11 yılın başarısı ve 20 yıl önce 19 milyon olan istihdam sayısı 32 milyona yükseldi arkadaşlar. 13 milyon yeni insanımız iş bulmuş oldu. Refah düzeyi ve kişi başına milli gelirin artışını da buna eklememiz lazım. O nedenle kriz ya da felaket tellallığı yapanlara kanmamak lazım. Umutla ileriye bakmak lazım. Dışarıdan
Muazzam güçlü bir Türkiye görüntüsü var. Savunma sanayisiyle, dış politikasıyla, ekonomisiyle. Türkiye ile daha fazla entegre olmak isteyen batılı büyük firmalar var, sanayiler var. Yenilenebilir enerjide işbirliği yapmak isteyenler, Türkiye ile fırsatlar arayanlar. O yüzden ümitle ileriye bakalım. Allah'ın izniyle yarınlarımız çok daha esenlik ve hayırlı olacaktır diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Bolat'a ihracata katkıları ve bugün bizlerle birlikte olduğu için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Töbere çok teşekkür ediyoruz katkıları için.